Allah Allah! Sen kime nüfus kağıdı istiyorsun yahu? Oğlum Yaşar'a. Okula yazdıracağım. Daha önce aldığımızı yitirdik de. Allah Allah! Allah Allah! Ne oldu ki bey? Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş. Aman o nasıl söz memur bey? Kayıtta ölü gözüküyor. Biz ölüye nüfus veremeyiz. Etme memur bey, işte benim oğlan yanımda. Bu defter yalan söylemez. Aman derim efendiler, bir daha bakın şu sizin deftere. Bu bizim oğlan nerede ölmüş? Ha işte efendim. Birinci Dünya Savaşı'nda asker alınmış bu Yaşar. 1915'te de şehit düşmüş. Yahu evlendiğim gün çocuğum olsa 1915'te 4 yaşında olur. Nasıl askere gider 4 yaşındaki çocuk? Ha bir de şehit olmuş ha? İyi vallahi. İş şimdi anlaşıldı. Senin oğlun merhum Yaşar 1896'da doğmuş demek. 1915'te şehit düştüğünde 19 yaşındaymış. Tövbe! Ya ben kaçta doğmuşum efendi? Bir de ona bakıver. İşte sen 1897'de doğmuşsun. Yani ben sizin deftere göre benim oğlandan bir yıl sonra doğmuşum öyle mi? Vallahi biz defterin yalancısıyız. İşte müdür bey görüyorsun Yaşar bu. Oğlum yani. Lakin memur efendiler illa öldü diyorlar. Hem nasıl olur da ben oğlumdan bir yıl sonra doğarım? Bak, evlendiğin zaman aldığın kadın senden yaşlı olur. Üstelik durdur bu kadın. Senden evvelki kocasından Yaşar adında bir de oğlu vardır. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Bak, senin üvey oğlun merhum Yaşar senden bir yaş büyük gözükür. Ama gene de sen kayıtta onun babası gözüküyorsundur. Peki bu benim karım olacak Hacer kaç yaşındaki bu kadar işi becerebilmiş? Bekir kızı Hacer, doğum tarihi 1904. Demek bizim karı oğlumdan yani oğlum Yaşar anasından 8 yıl önce doğmuş. Bizim karı bana 7 yaşında varmış ha? Üstelik de dul. Ağlama lan bir tane çarparım ha. Geç be. Hükümet okuluna gitmeyiver sen de yürü. Davut hocanınkine.